TOKİ Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bu yıl Renklerin Kardeşliği adlı projesinin ikincisini Kahramanmaraş Sporlu Yönetim ve futbolcuların katılımıyla gerçekleştirdi. Sevgili izleyenler, Kahramanmaraş'ta spor etkinlikleri devam ediyor ve bunlar kapsamında da TOKİ Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de Renklerin Kardeşliği adında bir proje gerçekleşti. Kahramanmaraş Spor Başkanı Fatih Mehmet Ceyhan, yönetim ve futbolcular da genç kardeşlerimizi yalnız bırakmadılar. Geçtiğimiz yıl yine aynı projeyle Kahramanmaraş'ta bir ilk gerçekleştiren okul idaresi öğrencilerin katılımından oldukça memnun kaldı. Etkinlikte açılış konuşmasını okul müdürü Zeyfet Ayroğlu yaptı. Dayanışmadır, barıştır dedik ve 2 yıldır Renklerin Kardeşliği altında projemizi gerçekleştiriyoruz. Ardından Kahramanmaraş Spor Kulüp Başkanı Fatih Mehmet Ceyhan ve takım kaptanı Mesut Balkan öğrencilere misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ettiler. Herkese saygıyla sevgiyle selamlıyorum öncelikle. Renklerin Kardeşliği projesinde öğrenciler tuttukları takımın formalarını giyerek okula geldiler ve gün boyu derslere formalarıyla girdiler. Öte yandan birçok spor branşında yapma imkanı buldular. Kulüp Başkanı Fatih Mehmet Ceyhan öğrencilere Kahramanmaraş spor forması hediye etti. Hayırlı olsun, hadi bakalım. Etkinlikte renkli görüntüler de ortaya çıktı. Başkan Ceyhan ve futbolcular alanda bulunan spor branşlarını denediler. Ötenden Kahramanmaraş Spor ailesi öğrencilerle halay çekti. Projenin en büyük destekçisi olan okul müdürü Zeyfet Ayroğlu Akspor özel açıklamalarda bulundu. Öğrencileriniz bu projeye katkı sağladı. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi biz geldiğimizden bu yana spora çok önem veren bir yönetimi sergiliyoruz burada. 2 senedir uyguluyoruz bu projemizi. Bu sene de sağ olsun da Kahramanspor Kulüp Başkanımız ve futbolculara tam destek verdiler. 650-700 tane öğrencimiz bil fiil herhangi bir sporun içinde burada. Siz de görmüşsünüzdür bahçemizde dart, masa tenisi, futbol, basketbol, voleybol, bocce, sporun her türlüsü var. Biz buna her zaman örnek olmak istiyoruz. Öğrencimize sporla uğraştığı zaman daha da başarılı olacağını düşünüyoruz. Bundan dolayı da çok mutluyum. Evet, Kahramanmaraş Sporlu Futbolcular ve yönetim de bu projeye geçtiğimiz sene de destek olmuştu. Bu sene ikincisini yapıyorsunuz. Onlarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Kahramanmaraş Spor'un maçlarına zaten öğrencilerimizle birlikte her maçına en az 100-150 tane öğrencimize destek oluyoruz. Kahramanmaraş Spor bizim şehrimizin takımı. Onları desteklememiz lazım. Onlar da sağ olsunlar bizim her türlü etkinliğimize destek oluyorlar. Bundan dolayı da hem başkanımıza, takım kaptanımız başta olmak üzere bütün futbolcu kardeşlerime de teşekkür ediyorum. Ardından Kahramanmaraş Spor Kulüp Başkanı Fatih Mehmet Ceyhan ve beraberindeki futbolcular projede destekleri olanları tebrik ederek Aksu Spor özel açıklamalarda bulundular. Müdürümüz Uzayfe Bey olmak üzere herkese bu şen gerçekten şenlik haline dönüştüren bu gençlere teşekkür ediyorum. Bizi de buraya davet ettiler. Allah razı olsun. Biz geçen sene de katılmıştık. Bu tip şenliklerin, bu tip aktivitelerin devam etmesi lazım. Çünkü gerçekten memleketimizin özellikle de son zamanlarda birlik ve beraberliğe fazlasıyla ihtiyacı var. Gençlerimizi, hocamın da söylediği gibi projenin adı zaten Renklerin Kardeşliği. Biz bu farklılıkları, bu zenginlikle, bu farklılıkları, bu çeşitliliği, zenginliğimiz olarak görmemiz lazım ve toplumumuza kazandırmamız lazım. Her manada hangi renkten olursak olalım ama amacımızın birlik ve beraberlik olduğunu, memleket sevdası olduğunu unutmadan farklılıklar zenginlik olarak görebilmeyi bu tip şenliklerde inşallah genç beyinlere yerleştirebilirsek bu yaşlarda oluşan birlik ve beraberlik, dostluk, arkadaşlık bir ömür boyu gider. Ve kendi işlerinde başlayan bu beraberlikler mutlaka topluma yansıyacaktır. Çünkü onlar geleceğin büyükleri, bu ülkenin bireyleri. Bu manada tabiri caizse çorbada bir tuzumuz varsa, olduysa ne mutlu bize. Vallahi bu tarz projelerde bulunmak bizi çok mutlu ediyor. Yani bu kadar cıvıl cıvıl genç kardeşimizin içinde bulunmak, onların enerjileri bize de geçiyor. Yani bu etkinliğe davet edildiğimiz için biz de teşekkür ederiz. Burada bulunmaktan dolayı çok mutlu olduk.
Dediğimiz gibi spor çok evrensel bir şey yani. Bu işi illa profesyonel düzeyde değil de yaşam biçimi olarak bile yapabilmek insana çok şey katıyor. Biz de sporcu abileri olarak burada örnek olmak amacıyla, onlara bir şeyler katabilmek amacıyla buradaydık. Çok güzel bir gün oldu bizim için de. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir organizasyon. Yani böyle Maraş halkıyla, Maraş gençleriyle buluşmak bizim için de çok değerli. Ya sonuçta biz onlar için bir örnek, bir idol olmaya çalışıyoruz. Bunun hakkını verebiliyorsak ne mutlu bizim için yani. Peki daha önce hiç böyle bir organizeyle veyahut da etkinlikle karşılaştın mı? Kahramanmaraş'ta da yine aynı okulda ikinci kez yapılıyor. Oldu tabii ki, böyle etkinlikler oldu. Orada da bizim için yani çok önemli etkinliklerdi. Çünkü yani bir öğretmen veya bir büyüklerin çocuklara istediği kadar anlatsın yani. Ama bir idol, bir örnek aldığı bir insan olduğu zaman buluşması çocuklar için de bence çok önemli. Bizim için öyleydi biz küçükken. İnşallah onlar için de öyledir yani. Sevgili izleyenler, Renklerin Kardeşliği adında toplanılan Kazım Karabekil listesindeyiz. Gerçekten de hem futbolcularımız hem de yönetim Kahramanmaraş Spor olarak burada. Ve futbolcularımız Serbay Yaz ve Semih Kazancı da badminton oynarken yakaladık. Röportaj almak için dedik. Sağ olsunlar, bizleri kırmadılar. Bu projeye katıldınız. Destekleriniz de var. Gerçekten de sizler de sporu sevdiğinizi burada da belli ettiniz. Badminton oynuyordunuz, rahatsız ettik ama neler söyleyeceksiniz bu projeyle ilgili? Tabii Semih'i yeniyordum. Orada arada böldünüz. Ya şöyle söyleyeyim, çok güzel bir organizasyon, çok güzel düşünülmüş bir organizasyon. Sporun her paydasında profesyonel oynayacaksın diye bir şey yok. Amatör branşları da bence yönelilmesi gerektiğini düşünüyorum. Gençlerin spora daha fazla zaman ayırmasını istiyorum ben. Sokaklarda olsun, biz de zamanında çok oynadık sokaklarda olsun şeyde, ama biz profesyonel futbolcu olarak şu anda hayatımıza devam ediyoruz. Meslek olarak devam ettiriyoruz ama herkesin eline geçmiyor böyle bir şans. Ben de sporu teşvik etmek adına herkesi spor yapmaya davet ediyorum. Ya yürüyüş olur, koşma olur, atletizm olur, herhangi branştan olursa olsun. Bugün de böyle bir güzel organizasyonda bulunmaktan gayet mutluyum. Arkadaşlarıma ben teşekkür ediyorum, bize yoğun ilgi gösterdiler. Hafta sonunda hepsini maça bekliyorum. Buyurun gelsinler, davetlimiz hepsi. Teşekkür ederim. Peki, çok teşekkür ederiz. Semih, sen neler söyleyeceksin? Zorlu bir maraton atlattı Kahramanmaraş Spor ve böylesine güzel etkinlikte de sizler de spor yaparak devam ediyorsunuz. Projeyle ilgili neler söyleyeceksin? Biz de Serbay abiyle badminton oynuyorduk. Tabii gönül isterdi ki bilen biriyle oynamak badmintonu. Ama Serbay abi denk geldi, onu yeniyordum ben de. Böyle bir ortama gelmek gerçekten çok güzel. Genç arkadaşlarımıza böyle sporu aşılamak, sporu öğretmek, yani spor yapmaya yöneltmek çok güzel bir ortam. İnşallah yani herkes spor yapsın, herkes bunun bilincinde olsun. İnşallah iyi bir gelecek bizi bekliyor. Okulun öğrencileri ise mikrofonlarımıza duygularını dile getirdiler. Yani güzel projeydi, sporcularımız geldi. Bizim okulun boksörlerini falan tanıdılar. Oynandı, eleştirdiler. Güzeldi yani. Bizden sonraki gelecek nesiller için güzel olur. Ben ilk başta müdürümüz Hüzeyfe Tayroğlu'na çok teşekkür ediyorum. Çünkü böyle bir fırsatı bize sunduğu için. Geçen sene de aynı şekilde yapıldı. Bu sene de yapıldı. Gurur duyuyorum. Her zaman da olmasını diliyorum. Spor sağlığa iyidir.